Mehmet Acet İdlib için yeni milat 5 Mart mı? Türkiye büyük bir askeri yığınak yaptığı, güçlü silahlar sevk ettiği İdlib için topyekün bir operasyona girişirse Rusya'nın tavrı ne olacak? Ankara'da herkesin birbirine sorduğu ama kimsenin net bir cevap veremediği soru bu. Ruslar böyle bir senaryoda 4 yıldır çeşitli anlaşmalarla tahkim ettiği, Batı'da sorulan Türkiye eksen mi değiştiriyor sorularını el ovuşturarak izlediği yakınlaşma politikasından vazgeçip testinin kırılmasını göze alır mı? Bu türden ucu açık sorular, İdlib krizinin ürettiği açmazları riskli bir alana taşımış durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son konuşmalarından birinde, Türkiye'nin bugün bölgede verdiği mücadeleden kaçınmasının yarın çok daha ağır faturalarla geri döneceğini dile getirdi. Bu duruş ne anlama geliyor? Rusya'nın Türkiye'nin muhtemel İdlib operasyonuna cevap vermesi halinde ortaya çıkabilecek riskler kadar Ankara'nın geri adım atması halinde karşılaşmak zorunda kalacağı başka ciddi ve yeni handikaplar. Güvenlik kaynakları İdlib'ten vazgeçilmesi halinde Rusya destekli rejimin gözünü hemen Afrin'e ve Fırat Kalkanı bölgesine çevireceğini düşünüyor. Erdoğan'ın işaret ettiği noktada burası olsa gerek. Nitekim Beşer Esed böyle bir niyetinin olduğunu açıkça deklare etmiş durumda. An itibariyle şöyle bir soru daha karşımızda duruyor. Muhtemel bir operasyon için Erdoğan'ın işaret ettiği gibi Şubat sonuna verilen takvim geçerliliğini koruyor mu? Yoksa diplomasiye bir şans vermek için erteleme söz konusu olacak mı? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ince ince düşünülerek yapıldığı belli olan son açıklamaları bir ipucu veriyor. Cuma akşamı Erdoğan'la Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi üzerine bu açıklamaları yapan Altun, "Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın işbirliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız." dedi. Bu hafta içerisinde Moskova'dan yeni bir müzakere ekibinin Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Bir de 5 Mart olarak takvimi belirlenen dörtlü zirve var. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın liderlerinin İstanbul'da bir araya geleceği İdlib zirvesi. Altun'un Rusya'nın işbirliğine güveniyoruz sözlerinin satır arası okuması, Şubat sonunda harekete geçmeden önce masaya bir şans daha verilmesi yönünde işaretler sunuyor. Yazıya başlamadan önce temas kurduğumuz bir başka kaynakta dikkatlerin 5 Mart üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi. İdlib üzerinden yeni bir sınav vermekte olan ve bir tür pamuk ipliği teşbihini yapmaya da elverişli hale gelen Türkiye-Rusya ilişkilerinin Erdoğan'la Putin arasındaki diyalog kanallarının açık olmasına emanet olduğunu düşünmekte mümkün. Hatırlayalım. Geçtiğimiz haftalar içerisinde önce Moskova'dan bir heyet Ankara'ya gelmiş, devamında da buradan Moskova'ya bir ekip gitmişti. Bu trafiğin içeriğinden haberdar olan kaynaklar Putin'in üslup ve yaklaşımıyla alt kademedeki Rusların yaklaşım biçimi arasındaki farklardan söz ediyor. Söylenen şu, alt kademe İdlib için çözüm çabalarına karşı son derece katı bir tutum sergiliyor. Tabii böyle bir tutumun Putin'den habersiz olduğunu düşünmek fazlaca saflık olur. Kuvvetle muhtemel Rus müzakere tarzının bir yansıması olarak bir tür rol paylaşımı yapılıyor. İyi polis, kötü polis rolü. Nitekim Ankara'nın müzakere ekibi son gelişmelerdekine benzer tutumlarla daha önceki temas anlarında da defalarca karşılaşmıştı. Örneğin 2018 Eylül ayında İdlib için Soçi mütabakatına varıldığı günde aynısı olmuştu. Erdoğan ve Putin yazlık başkanlık sarayının bir başka odasında baş başa görüşme halindeyken Rusya'nın savunma bakanı Sergey Şoygu esip gürlüyor, Türk muhataplarıyla yer yer sertleşen bir polemiğe giriyordu. Devamında iki lider heyetlerle bir araya gelip biz şu şu konularda anlaştık dediğinde hava değişiyor. Alt kademedeki Rus yetkililerin esip gürlemeleri gazete köşelerinde paylaşılacak bir anekdot olarak kalıyordu. Bu son krizde de mesele eğer masada bir orta yol bulunarak çözülebilecekse dikkatleri heyetler arası görüşmelerden ziyade lider diplomasisi üzerine teksif etmekte fayda var. Bir yol bulunabilecekse eğer bu daha öncekilerde olduğu gibi yine Erdoğan ve Putin arasındaki yakın diyalog kanalının işlevselliği sayesinde olabilecek. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bir izlenimi daha paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı, benzeri pek görülmemiş yığınağın arka planında sadece muhtemel bir operasyon için hazırlık yapma niyeti yok. İkinci bir hedef rejimin daha fazla ilerleyerek M5 otobanının yanı sıra İdlib için geride kalan tek güvence gibi gözüken M4 otobanını da ele geçirmesini engelleyecek bir kalkan oluşturmak. Her durumda son derece kritik bir evrede olduğumuz aşikar. Mehmet Hacet, Yeni Şafak